oğlunuzun şehit olmasını ister misiniz? Elbette istersiniz. Bugün vatan kurtulması gerekiyorsa bir dargınlık nedeniyle bir oyu eksik tutmak yerine o dargınlığı şuraya koyup da gidip sandıkta AK Parti'ye oyunuzu verirseniz oyunuz da inşallah bir ülkeyi kurtaracak demektir. Bir oyun önemi bu kadar önemli arkadaşlar. Ben hem şahsım adına hem değerli milletvekili aday arkadaşlarım adına bu seçimde göstereceğiniz başarı, önem, itina, özen için şimdiden başta teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza ve siz değerli üyelerimize şimdiden çok teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimleri hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Siz konuşmalarından dolayı değerli vekilimize teşekkür ediyorum. Ve Yenice sevdalısı vekilimiz Burhanettin Uysal Bey'e mikrofonu takdim ediyorum. Sayın Başkanım, Sayın Milletvekili Arkadaşım, İlçe Başkanım, Belediye Başkanım, Milletvekili aday arkadaşlarım, il teşkilatımızın, ilçe teşkilatımızın değerli üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, ben de öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Tutmuş olduğunuz oruçların, yapmış olduğunuz ibadetlerin Allah indinde kabul olmasını niyaz ediyorum. Değerli hemşerilerim, tabii 24 Haziran'da bir seçim var. Ramazan'la birlikte bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan manevi hava, bir taraftan da seçim havası birlikte devam ediyor. Tabii 24 Haziran bu milletin kazanımlarından vazgeçip geçmeyeceği bir tarih olacak. Bir tarafta tüm kazanımlarımızın özellikle de 16 yıllık kazanımların lideri olan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta da bu kazanımları ortadan kaldırmaya çalışanlar var. Kanal projesini durduracağız. Havalimanı projesinden vazgeçeceğiz. Külliyeyi yıkacağız. Çankaya Köşkü'ne geri döneceğiz. Zihniyetiyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin büyüdüğünü, artık Türkiye'ye giydirilen elbiselerin dar geldiğini anlamayan bir karşı grup var. Eğer biz üzerimize düşen görevi tam manasıyla yapmayacak olursak 24 Haziran'da hiç söylemek istemediğim, eğer AK Parti iktidardan uzaklaşacak olursa çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakamayacağımızın ilk günü olacaktır. Allah o günden bizi uzak tutsun. Değerli arkadaşlar, bu ülke hepimizin bu günlere ne zor şartlar altında geldiğimizi sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Bugüne kadar elde etmiş olduğumuz kazanımların ne zorluklarla elde ettiğimizi bir kez daha hatırlatıyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını, Yenice'nin, Karabük'ümüzün, ülkemizin geleceğinin aydınlık olması temennisiyle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Değerli misafirler, değerli hak gönüldaşlar, değerli büyüğümüz, liderimizin yol arkadaşı ve Yenice'ye gerçekten çok büyük hizmetleri olan değerli büyüğümüze sözleri takdim ediyorum. Büyüğümüze değecek bir söz bulamıyorum çünkü Yenice'nin Allah'a şükürler olsun. Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, ilçe başkanlarımız, il başkan yardımcımız, milletvekili aday adaylarımız, saygıdeğer Yeniceli hanım kardeşlerim, beyefendiler, sevgili gençler, ben de hepinizi en samimi duygularla selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayınızı, oruç ayınızı tebrik ediyorum. Öyle bir aydayız ki adeta ruhen arındığımız, arınmamız gereken bir aydayız.
aslında bedenen arınmamız gereken bir aydayız. Çünkü 30 Ramazan boyunca oruç tutanlar ilmen tespit edilmiş ve kanıtlanmış ki vücudumuzdaki hücreler bile yenilenmektedir. İşte böylesine mübarek bir aydayız ve Yenice'de siz kardeşlerimizle birlikte olmanın da bahtiyarlığı içerisindeyim. Bu mübarek aydan akıl sahipleri o kadar çok dersler alır ki, disiplin ders alıyoruz, sosyal yardımlaşma dayanışma ders alıyoruz, huzur ve barış ders alıyoruz. İnşallah milletçe ve ümmetçe bu dersleri almayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eder. Saygıdeğer kardeşlerim, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi mübarek aya rastladı. Dolayısıyla bir taraftan mübarek aya hakkını vermek için çaba sarf ediyoruz. Bir taraftan da tabii ki siyasi partiler, adaylar seçim çalışmalarını yürütüyorlar. Seçim çalışmalarının, aday olan Cumhurbaşkanı adaylarının, milletvekili adaylarının şu anda içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun bir seçim çalışması yapmalarını temenni ediyorum. İnşallah bu mübarek aydan da esinlenerek bu seçim çalışmaları karşılıklı nezaket içinde geçer, barış içinde geçer, huzur içerisinde geçer. Birbirimizin yüzüne bakamayacağımız ifadeler kullanmaktan kaçınırız. Ve böylece Türkiye örnek bir seçimi daha şu mübarek ay yüzü suyu hürmetine gerçekleştirmiş olur. Saygıdeğer Yenice'li kardeşlerim, 24 Haziran'da yapılacak olan seçim aslında önümüzdeki yılın 2019'un 3 Kasım'ında yapılacaktı. Çünkü 16 Nisan 2017'de sizlerin onayına sunulan anayasada iki seçimin, yani Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminin 3 Kasım 2019'da yapılacağı şeklindeydi. Ancak anayasanın geçiş maddelerinde de erkene alınması mümkün idi. İşte için erken alındı. Neden 24 Haziran? Bunlara girecek değilim. Şu anda iftar vaktidir. Detaylarına girmeyeceğim. Zaten ilgilenen her arkadaşımız neden böyle bir erkene alınma oldu bunu biliyor. Ancak ben isabetli olduğu düşüncesindeyim. Yani Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapılacak olmasını ilk defa bu uygulamanın erkene alınmış olmasının Türkiye için bir avantaj olduğunu, olumlu sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Niye? Çünkü yeni bir sisteme geçiyoruz sevgili Yeniden kardeşlerim. Yeni bir yönetim sistemine geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Bu aslında başkanlık sistemidir. Bunu biz icat etmedik. Dünyada bu sistemi başarıyla uygulayan ülkeler var. Başta Amerika Birleşik Devletleri. Biz de bu sistemi uygulayan ülkelerdeki anayasaları inceleyerek ve onların yapmış olduğu bir takım hataları, uygulamada ortaya çıkan sorunları da Türkiye'ye taşımamaya özen göstererek Türkiye'ye özgü bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başkanlık sistemini millete sunduk. Ne zaman? 16 Nisan 2017'de. Eksik olmasın, Yenice'li kardeşlerimiz destek verdiler. Karabük %61 civarında, değil mi hocam? %61'du. 61 nispetinde bu anayasa değişikliğine okey dedi. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte, Büyük Birlik Partisi ile birlikte bu yeni modelin, yeni yönetim sisteminin Türkiye'ye faydalı olacağını yandık. Ve bu sistemle Türkiye'nin daha hızlı koşacağına inandık. Artık hükümet kurma çalışmaları ile ilgili Türkiye'nin bir kayıp yaşamayacağını, seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı acaba hükümeti kurma görevini kime verecek? Verdi hükümetini kurdu, meclisten güveni alacak mı, almayacak mı? Artık bütün bunları geride bırakan bir sistemdir bu. Yani seçimler yapıldı 24 Haziran'da. Eski sistem olsaydı Cumhurbaşkanı acaba hükümeti kurma görevini kime verecekti? Konuşulacaktı. Şimdi 24 Haziran'dan sonra
hükümeti kurma görevini artık siz vereceksiniz, siz. Siz vereceksiniz. Kime vereceksiniz? Seçtiğiniz Cumhurbaşkanı'na vereceksiniz. O da ertesi gün hükümetini kuracak ve besmeleyi çekip kolları sıvayacak da başlayacak çalışmaya. Mecliste güven oyu aldı almadı, bütün bunlar yok. Kuvvetler ayrılığı ilkesi tam şimdi uygulanıyor işte. Yürütme organı, resim organı tamamen birbiriyle keskin bir bıçakla kesilmiş gibi ayrılıyor. Resim organı meclis kanun çıkaracak. Hükümeti denetleyecek, Cumhurbaşkanı da denetleyecek. Eski sistemde Cumhurbaşkanı'nın denetimi yoktu. Sorumsuzdu Cumhurbaşkanı. Bu sistem Cumhurbaşkanı'nı da denetleme imkanı getirdi. Dolayısıyla uzun uzun anlatmayacağım. Bu sistemin bir an önce yürürlüğe girmiş olması, girecek olması Türkiye için avantajdır. Niye 2019'a kadar bekleyelim diye hep ben düşünmüşüm. Madem ki faydalı bir şey getirdik, bunu bir an önce başlatmak lazım idi. O bakımdan erken alınmış olmasını son derece yararlı görüyorum. Lütfen hatırlayınız. Bu anayasa değişikliği geçmesin. Hayra çalışan siyasi partiler ve onların sözcülerinin referandum öncesi neler dediğini hiçbir zaman unutmayın, hatırlayın. Ne dediler? Bu sistem diktatörlük getirecek dediler, öyle değil mi? Siz bu sistemi eğer kabul ederseniz diktatör seçeceksiniz dediler. Bu kişi seçildikten sonra bir sabah uyandığında muhtarlıkları kapattın der kapatır. Öyle demediler. Dediler değil mi? Asgari ücreti dondurdum der. Dondurur. Sabahleyin kalktı. Esti. Öyle dedi. Sayın Kılıçdaroğlu. Muhtarlıkları kapatır, esti kapıyı dedi. Hatta kıdem tazminatını kaldırdım der, kaldırır. Bütün bunlar söylendi. Diktatörlük rejimine evet demeyin dedi. Şimdi milletimiz kabul etti. İşte şimdi seçime gidiyoruz. Yahu bu yeni sisteme karşı olan siyasi partilerin genel başkanları diktatör olmaya ne kadar meraklıymış. 5 tane cumhurbaşkanı adayı çıktı. Ne kadar meraklıymış. Sayın Muharrem İnce Karabük'e geldi, buraya da geldim. Bu da aynı şeyleri söylüyor. Şimdi bu sistem diktatörlük getiriyor diyen bir tane muhalefet sözcüsünün giderini hatırlıyor musunuz? Böyle bir şey diyorlar mı şimdi? Bir şey demiyorlar. Niye? Çünkü doğru söylemiyorlar. Sözleri yanlıştı. Hiçbirinin bir isabeti yoktu. Peki Tayyip Erdoğan dışında 5 tane Cumhurbaşkanı. Bunlar kazanacaklarına inandıkları için mi Cumhurbaşkanı adayı oldu sevgili İnceli kardeşlerim? Sayın Muharrem İnce kazanacağı için mi? Eğer CHP'li bir adayın kazanacağına inansaydı o partinin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adayı olurdu. Rakibi olan Muharrem İnce'yi saf dışı etmek için onu sürdü. O çok da meraklıymış. Herhalde onun da kendine göre bir hesabı var. Herhalde partisinin üstünde bir oraya işte %25 oy var. %30 falan çıkararsa genel başkanlığı da seçimden sonra alırım diye düşünüyor olmalı ki o da geldi. Aday oldu. Ya şimdi Temel Bey, Allah aşkına Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını inanmıyorsun. %0.68 oy almışsın son seçimde. Hadi %1.2 oldu. Niye? Meral Hanım kazanacağını inanıyor musun Cumhurbaşkanlığı? Hayır, hiçbir inanmıyor. Peki niye aday oldular? Bir tek amaçları var sevgili Yenceli kardeşlerim. İlk turda Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtirmemek. Amaçları bu. Ama biz ilk turda seçeceğiz inşallah. O halde bize, milletimize önemli bir görev düşürdük. Seçimi kazanarak Türkiye'ye hayırlı işler yapmak için aday olmamış olan bu kişilere sandıkta güzel bir ders vermek gerekiyor. Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilsin. Kendi
kenti ihtiyacını kendisi görsün. Savunma sanayini daha da güçlendirsin. Kendi tankımızı, tüfeğimizi, uçağımızı, helikopterimizi kendimiz yapalım. Başkalarına muhtaç olmaktan bu ülkeyi kurtaralım diye geceli gündüzlü çalışan ve Suriye sınırı boyunca bir terör koridorunu kurdurmamak için işte Zeytin Dalı operasyonu Afrin'e dönük Fırat operasyonunu başlatarak emperyalizmin bu oyunlarına set çeken Recep Tayyip Erdoğan'ın inşallah 24 Haziran akşamı yeniden Cumhurbaşkanı seçtirmek suretiyle bu ülkenin önünü daha da açacağız. İnşallah. Sadece 24 Haziran'da yeni başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğiz. Türkiye'nin önünü de ardına kadar açacağız. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne doğru giderken daha güçlü, daha dik, sorunlarını daha hızlı şekilde çözmüş ve başkalarına muhtaç olmaktan kurtulmuş bir Türkiye'ye gitmek istiyoruz. İnşallah bunu Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin kadroları gerçekleştirecek. Şimdi darbe teşebbüsleriyle Recep Tayyip Erdoğan'ı durduramadılar. Yargı darbe teşebbüsüyle 17-24 Aralık'ta durduramadılar. Gezi eylemleriyle sokakları ateşe verdikleri o eylemlerle Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edemediler. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimiyle alaşağı edemediler. FETÖ'nün okuduğu bir dolarları ceplerine koyup uçaklarla millete ateş eden, bomba atan okunmuş dolarları o asker elbisesi, polis elbisesi giymiş olan hainlerin cebine koyarak bu ülkede darbe yapıp Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edeceğini düşünenler amaçlarına ulaşamadı. Şimdi doları yükselterek güya Türkiye'de ekonomik kriz var dedirterek bu hükümeti Tayyip Erdoğan olan vatandaşın ilgisini azaltmayı düşünüyorlar. Bir dolarlarla okunduğunu iddia ettiğiniz bir dolarlarla Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesemediniz. Döviz oyunlarıyla, dolar silahıyla da önünü kesemeyeceksiniz. Projenin yerli işbirlikçilerini de bu millet 24 Haziran'da Allah'ın izniyle sandığa gömecek. Biz buna inanıyoruz. Bu şuurla, bu azimle, bu gayretle inşallah çalışacağız ve sandığa gideceğiz. Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önemli seçim aynı zamanda milletvekili seçimidir. Cumhurbaşkanımız seçildiği takdirde hükümetini kuracak, göreve başlayacak. Ama bir kanuna ihtiyaç duyduğunda meclisten geçecek. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın yenice seninle gurur güçlü bir kuruma sahip olması lazım. O nedenle Cumhur İttifakı'na oy vermek suretiyle parlamentoda da Cumhurbaşkanımızın arkasında çok güçlü bir grubu mutlaka bulundurmak zorundayız. O nedenle meclis başkanlığı seçimi önemlidir. Bu kardeşiniz Mehmet Ali Şahin, hemşehriniz olarak siz Genişeli kardeşlerime gerçekten şükran duyuyorum. 2011 seçimlerinde Karabük'ten milletvekili adayı gösterildim. Tüm Karabükler olduğu gibi Genişeli kardeşlerimize sahip çıktınız. Dualarınızla, oylarınızla destek verdiniz. İki milletvekili ikisini de AK Parti listelerinden Ankara'ya gönderdiniz. 1 Kasım seçimlerinde 2015'te yine milletvekili adayı oldum. Yine Yeniçeri kardeşlerim başta olmak üzere tüm Karabüklü hemşerilerimiz bize gerçekten destek verdiler. Yine iki milletvekili ikisini de AK Parti'ye vermek suretiyle
bizi Karabükleri temsil eden Ankara'ya gönderdiler. Bu kardeşiniz, hemşehriniz 35 yıldır aktif siyasetin içinde. 23-24. yıla bastım parlamentoda milletvekili olarak. 6. dönemdir parlamentodayım. Artık aktif siyasete bir nokta koymanın zamanının geldiğini düşündüm. Ve 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmadım. Eksik olmasın, genel başkanımız, liderimiz, cumhurbaşkanımız da bunu anlayışla karşıladı. Recep Tayyip Erdoğan, 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 Recep Tayyip Erdoğan. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi sözlerimi tamamlayacağım çünkü çok dar bir vakitteyiz. Ancak aktif siyaseti noktalıyorum ama sizlere bu can tende olduğu sürece elimden geldiği kadar hizmet etmeye devam edeceğim sevgili kardeşlerim. İşte milletvekili adaylarımızın iki kardeşimiz burada. Cumhur daha önce milletvekilliğimizi yapmıştı. Şu anda Burhan Toca'da halen milletvekilimiz, birlikte parlamentoda görev yaptık. Diğer arkadaşımız şu anda burada bulunmadı sanıyorum, başka bir ihtar programı. Yani Niyazi Güneş hocamız, Karabük'ümüzün eski müftüsü. Hocamız da milletvekili adayımız. Demin bir hanım kardeşim geldi. Ben dobra dobra konuşmayı çok severim. Dedi ki, neden dedi adaylarımızdan iki tanesi de Ovacık'tan? Tabii ben de Ovacık'lıyım. Sanki bunu benim yaptırdığımı zannediyormuş gibi bir soru şeklinde aldılar. Ben Karabük'ten hangi arkadaşlarımızın milletvekili adayı olduğunu sizler gibi 21 Mayıs akşamı saat 5'ten sonra öğrendim. Bu tamamen genel merkezimizin, partimizin üst düzey yöneticimizin tercihidir. Keşke milletvekili arkadaşlarımızın CV'leri iyi tetkik edilseydi ve aynı ilçeden iki arkadaşımız adayı gösterememiş olsaydı çok daha isabetli olurdu. Ama gösterilmiş, kesinleşti. Ben Ovacıklıyım. Ovacıklı olmam diyen ilçelere üvey evlat muamelesi yapmama yol açar mı? Böyle bir şey yaptın mı? İlçeli kardeşler. Hayır. Yaptın mı? Hayır. Ben Karabük milletvekili olmadan önce de başbakan yardımcısıyken Karabük'ümüze, Yenice'mize hizmet etmek için çaba sarf etmiş olan bir kardeşimiz. Bakın, Ovacık'ta henüz hastane yok. Projesi bitti ya, hala şurada geldi. Ama Yenice'de var. Safranbolu'da var, Efrani'de var, Eskipazar'da var. Önce bunları yaptık. Niye? Çünkü Ovacık'ın nüfusu diğer ilçelerden daha az olduğu için. Yenice'de meslekçi okulu var. Efrani'de var, Eskipazar'da var, Safranbolu'da da zaten vardı. Ama Ovacık'ta yok. Niye Ovacık en sona geldi? Nüfus az olduğu için. Eğer ben Ovacıklılık yapsaydım, önce Ovacık'a kazandırırdım hastaneyi de meslekçi okulunu da. Nüfusa göre bakarız, hizmetler ona göre getiririz. O nedenle Cumhur kardeşim de, Niyazi kardeşimiz de bu anlayışla hareket edecektir, etmelidir. Biz, evet, Ovacık'ın bir köyünde dünyaya gelmiş olabiliriz. Yenice'nin şuranın buranın. Ama Karabük milletvekili. Karabük'te yaşayan her kardeşim, ilçesinde, köyünde kendine yaşayan kardeşim bizim hemşerimizdir, bizim yakınımızdır. Ben Ovacıklıyım, aynı zamanda Yenice'liyim, aynı zamanda Efraniliyim, aynı zamanda Safranbolu'yum, aynı zamanda Eski Pazarlı'yım, Karabük'lüyüm. Sizler de öylesiniz. Yalnız, kardeşimden benim yeter bir istirhamım var. Evet, Ovacık'ın Çukur köyünden, değil mi? Çukur köyündensiniz. Ama siz Karabük milletvekili yaptınız. Benim bir abiniz olarak sizden istirhamım şu. Yenice ile çok daha yakından ilgilenmenizi istirham ediyorum. Yenice'nin doğal gaz beklentisi var. Doğal gazın Yenice'ye kazandırılması konusunda her şeyden önce bu işi, yapacağınız işlerin baş tarafındayız. Şimdi oldu. Şimdi Hargaz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlakçı ile görüştüm. 2019 için düşünebiliriz dedi. Ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz
bu arkadaşımızla da görüşelim. O benim İstanbul'dan çok yakından tanıdığım avukat bir arkadaşımızdır. Ve Yenice'nin doğalgaz işini takip edeceğiz. Hocamla birlikte. Hocam da konuyu biliyor. Yetmedi. Organize sanayi. Ağaç ürünlerine dayalı organize sanayi. Tabii ki diğer milletvekili arkadaşlarımız da takip edecek. Ancak hocam Safranbolu ve merkez ağırlıklı olarak çalışabilir. Niyazi hocam Eski Pazar ve Ovacık ağırlıklı olarak çalışabilir ama ben özellikle sizden Yenice ağırlıklı olarak çalışmanızı istirham ediyorum. Çünkü Yenice'li kardeşlerimiz bunu hak ediyorlar. Meslek grubu açıldı. Yeni bölümlerin açılması lazım. Rektörümüz çok ilgi gösteriyor, eksik olmasın. Yeni bölümlerin de açılmasını mutlaka yakinen takip etmeniz gerekir. Ve özellikle bizim Kelemen'den, işte Hasan Kadı'dan Bartın'a doğru giden yolun proje çalışmalarının bir an önce bitirilmesi, ihalesinin yapılması, o yolun da bir an önce ete kemiğe bürünmesi lazım. Bu da sizin öncelikle bunları sayabiliriz. Şimdi geçen buraya geldiğimde biz sanıyorum ilçe danışma meclisi toplantısı vardı. Burada bir marketler zinciri, lojistik merkezi, bölge müdürlüğü kurmak istiyordu. İsmi de söyleyeyim biliyorsunuz BİM. Bununla ilgili 19 dönümlük bir hazine arazisinin bu iş için kullanılması amacıyla Milyemlak Genel Müdürlüğü'nden başbakandan izin alarak konuyu Yeftadalı'ya kadar getirdik. Ancak firma dedi ki 19 dönüm bize yetmiyor. En az 30 dönüm olacak. Peki bitişinde bir arsa var. Hazine arazisi. Ancak mahkemelik. Bir Yenice'li hemşerimiz orası bana gitti de dava açmış. Hala bu dava Yenice Asya Hukuk Mahkemesi'nde devam ediyor. Eğer orasında kalsaydık şimdi çoktan orayı bime vermiştik ve bime belki de inşaata başlamıştı. Bu dava neticelenmedi. Devam ediyor. Ancak bir de işte bu çay boyunca yine hazine arazileri var. Ancak Milli Emlak'a geçmemiş. Taplanmamış. Onunla ilgili de çalışmalarımızı yürüttük. Defterdarımız Osman Bey takip ediyor. Belediyeye kadar geldiğini söyledi bana. İmar durumu çıkacak. Eğer oranın imar durumu bir an önce çıkar, o hazineye geçerse, onun da izin aldıktan sonra 30 dönümden daha fazla bir yeri biz BİM'e tahsis etme imkanına sahip olacağız. Böylece burada 100'den fazla inşanın iş bulacağı bir lojistik merkezin buraya kazandırılmasını da bizim yakinen takip etmemiz lazım. Hocam da bu işi biliyor, birlikte takip ettik ama sizin özellikle bu işi takip etmenizi istirham ediyorum. Daha başka işlerimiz de var. Onları burada uzun uzun konuşarak vaktinizi almayacağım. Dolayısıyla Yenice'miz ağırlıklı olarak sorunlarının takibini ister. Siz her yerin, her ilçemizin, her köyümüzün milletvekilisiniz. Ama Yenice'nin böyle bir özelliği vardır. Yenice istikbal vaat eden bir ilçemizdir. Gerçekten Yenice'liler de her türlü hizmetin en güzeline layık olan insanlardır. Saygıdeğer kardeşlerim, benim milletvekilliğim 24 Haziran'a kadar devam edecek. Ondan sonra artık milletvekili değilim. Ancak benim şöyle bir avantajım var. Meclis başkanlığı yapmış olduğum için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eski meclis başkanlarına özel bir oda tahsis ettiler. İşte Göksal Bey orada kalır. Cemil Bey, Bülent Bey, eski Mustafa Kalemli. Şimdi 24 Haziran'dan sonra da milletvekili olmasam bile ben yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim sevgili Yenice'li kardeşlerim. İnşallah. Yani sizlerin hizmetindeyiz. Karabük'e ne kazandırılacaksa, ne yapılacaksa yine onlarla birlikte görüşeceğiz. Bana bir görev düşerse gelecekler, tecrübelerimizi değerlendirmek suretiyle Karabük'ümüze, Yenice'mize, diğer ilçelerimize bu hizmetleri kazandırmanın çabası ve gayreti içerisinde olacağız. Dolayısıyla şu ana kadar el birliğiyle, gönül birliğiyle ülkemize, Karabük'ümüze, Yenice'mize hizmet ettik. İnşallah sizlerin dualarıyla ve destekleriyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben hakkınızı helal edin demeyeceğim çünkü böyle dersem
bu işleri bırakmış ve bir köşeye inzivaya çekilmiş gibi sayabilirsiniz. İnzivaya falan çekilmiyorum. Sadece genel kurul çalışmalarına katılmayacağım ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim. Bir Yeniceli kardeşim, Karabüklü kardeşim Ankara'ya geldiğinde, meclise geldiğinde bana da uğrayabilir. Bir çayımı içebilir. Bir sorunu varsa bana anlatabilir. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte onları çözmenin gayreti içerisinde oluruz. Hiç merak etmeyin. Sizlerle birlikteyiz. Bu can tende olduğu sürece size hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Seçim çalışmalarının başarılı geçmesini diliyorum. Mübarek Ramazanlarınızı yeniden tebrik ediyorum. Çalışmalar esnasında fırsat buldukça tekrar geleceğim Yeniçe'ye inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Değerli büyüğümüze konuşmalarından dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Programımız Yeşil Cami'de akşam namazını kılacağız. Celal Atıl Parkı'nda inşallah bir çayımızı içeceğiz. Teravih namazı Özal Mahallesi'nde olacak ve Özal Mahallesi'ndeki hemşehrilerimizle buluşacağız. Katılımlarından dolayı bütün 7'den 70 herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu arada değerli basınımıza da canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadık.